Evet arkadaşlar, gene kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan başlayalım. Bunları da daha ilk defa sizde açıyorum. Anam, yürü lan içeri. Yürü 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 yürü. Aşağı dökülüverdiler. Görüyorsunuz. Yürü 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 içeri. Görüyorsunuz, bunda 6 tane civciv var. 12 yumurtada 4 tanesinde çıkmamıştı zaten. Başka şeylere atmıştık. 6 tane GSG var bunda. Çok da şeyle aktifle maşallah. Yani annesi baktım mı farklı oluyor. Hepsinin kursakları da dolu yemişler. Yani artık bunları da, hadi kapıyı kalk, çık 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 çık, geç içeri. Bunları da bir hafta 10 gün olduktan sonra yavaştan artık salmaya başlarız. Hop, bunlar da o diğer gurkun yarı hayvanları. Burada da 4 tane GSG var. Görüyorsunuz. İşte biliyorum onu. 4 tane. İşte normalde yumurtaların hepsi yandaki hintin. Bunun yumurtaları çıkmadığı için bu da ona. Yumurtalar çıkmadığı için işte bu hayvan boş boşuna yatmış olmasın diye yarısını buna verdik. Bir tanesi çıkmamış, bir tanesi de delmiş de mi çıkamamış, ne yapmış? Bu şekilde bu da 4 tane civcivi var. Maşallah bunlar da sağlıklı, sağlam duruyor. Yem atıyor mu? Bunları her gün baktığımda öldü mü kaldı mı diye açıyorum bu kümesi. Bu şerefsiz çünkü. Hiç analıktan bir haber, yani un kurdu falan veriyoruz. Kendi iyi veriyor. Civcivleri zaten 6 tanesini ezerek öldürdü. Çıkmış civcivleri. Yumurtaları daha çıkmadan ezdi. Bilmiyorum nasıl yapabilecek mi, yapamayacak mı? Baba bunu da, buraya yem vermiş miydin sen? Vermedin mi? Bunun yemle aynı şekil duruyor. Yani pek, şuna baksana, pek ilgi alaka yok. Al, buna da ver. Düşsün bunları, salacağım açık. Maşallah bunlar da yavaş yavaş, bazılarının kanatları çıkmış. Bugün hava ne güneşli ne değil ama iyi sıcak bir hava var. Azıcık bunlar gelsin. Hadi getir bakalım. Gel. Sinek yakalamaya çalışıyor. Bu sefer sanırım hepsi mi tavuk çıktı, ne yaptı ya? Kaç, 3 günlük mü 4 günlük mü bunlar? Kanat tüylerine bak, hepsinin kanat tüyleri çıktı. Harbiden de o da çıkmış. %90 bir tane horoz var. O da siyah. Bunların hepsi tavuk çıktı. Gurk makineleri olurlar bunlar. Ama artık görüyorsunuz nasıl aktif çıtır. Böyle civcivlere bakın. Daha 3 günlük yani. Hint civcivleri nokta kadar doğuyor. Yani sanki öteki civcivler bir haftalıkken... Dün yoktu bunlar. Dün yoktu yani, kanatları boştu. Yani Hint civcivleri çok erken büyüyor, çok erken gelişmeye başlıyor. Bunlar daha öteki civcivlerin yarısı kadar oluyor. Bak şimdi ne kadar aktifler. Bak tıkır tıkır. De ötekinleri de indir baba aşağı. Azıcık gelsin onlar artık. Görmüyor musun? Bak kurdu yakaladı. Bak eleman kaptı kurdu. Gördüğünüz gibi koca kurdu tekte indirdi.
Ötekileri de çıkart. Görüyorsunuz hepsinin daha 3 günlük mü bunlar? Cumartesi. Cumartesi günü çıkmış. Pazar, pazartesi. Bugün daha salı, sabah erken saatleri yani. 2 günü doldurmuş ama 3. gündeler işte daha. Hayret bir şey ya. Hepsi birden kanat yapmış. Şunu şurada ilk günden beri horoz diye kestirdiğim bir tane horoz var. Onu günlük fotoğrafını çekeceğim her gün. Gelişimini. Aha be işte şu horozu. Şu en son horoz diye bakıyorum. Zaten kanatlar onun çıkmamış. Şu da horoz olabilir. Hintler şu bakımdan çok iyi yani. Direkt görüyorsunuz takır takır nasıl aktifler yani. Bunları sal anasından ayır, bunları bu şekilde yaşar gider yani. Ya gerçi aşırı soğuk olursa geceleri sıkıntıya çekebilirler ama yarıdan çoğu yaşar. Dayanıklı oluyorlar bunlar. Pek hasta olduklarını da görmedim zaten bunların. Bak hepsinin ağzında bir şeyler tutup veriyor annesi. Ötekinleri daha 10 günlük olmadan salınmıyor ama bunlar 3. gün hemen tıkır tıkır. Hepsi annesinin altına bekliyor bak, bir şey çıksın da yiyelim diye. İşte bunu seviyorum, böyle aktif, hepsi canlı, çakı gibi. O zaman yani tavuk baktığınızda mutlu oluyoruz ama hasta, sağda solda yıkık hayvan olunca o zaman hiç yapılası gelmiyor yani işin. Horoz az olması da iyi bir bakımdan. Tavukları gurk olarak kullanırız. Horoz 2 tane çıksın, 2 tane o siyahlardan çıksın yeter. Büyük o şu kesin horoz da benim gözümde. Şu da horoz olabilir, şu en arkadaki. 2 tane siyahlardan, ötekilerin hepsi tavuk gibi geldi. 3 günde çünkü kanatları hepsinin eşit bir şekilde uzamış. Ona ama geçen sene de şeye göre, kanat tüylerine göre baktık. Mesela şu kesin tavuk. Çünkü anası da aynı böyleydi. Siyah kırcıllı. Bak. Şu. Horozda çıkmıyor. Bir de ama kanatları böyle kahverengi olanlar tavuktu. Siyah olanlar böyle horozdu. Hafif siyahlı olanlar da var o beyazların içinde. Bak şu mesela siyah. Bakacağız göreceğiz ne çıkarsa artık nasibimize. Başka çekecek bir şeyimiz kalmadı herhalde. Alo Osman, o şekilde. Ha. Şu 7 tane mi var baba beyaz? 7 tane beyazın babası Alo Osman. 3 tane siyahın da babaları şuradaki. Şu. Şurayı görüyorsun da kafayı nasıl sürttürüyor o tarafa. Üçünün de babası bu. Bakalım göreceğiz. İnşallah hepsini sağ salim büyütmek nasip olur. Yani dediğim gibi artık her gün günlük böyle bir genel video çekeceğim. Bunları daha önce çekmediğim için, yani daha yeni geldiğim için, şimdi herkes genel olarak bir neyin ne olduğunu bilsin. Gelişmeleri hep bu şekilde artık videoya çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.